İşte kişisel soy hikayeniz başlıyor. Tabii ki insanların atalarıyla paylaştığımız ortak hikayeyle beraber. Siz ve uzaktan kuzeniniz şempanze yaklaşık 6,5 milyon yıl önce yaşamış olan ortak bir atayı paylaşıyorsunuz. Şempanzelerle aramızdaki benzerlikleri inceleyerek bu ortak atanın bazı özelliklerini keşfedebiliriz. Ama öte yandan bizi şempanzelerden farklı kılan pek çok özelliğimiz de var. Mesela soyut düşünmeyi ve kompleks dil gelişimini sağlayan büyük bir beynimiz var. Ya da dimdik yürüyebilmemizi mümkün kılacak şekilde adapte olan anatomimiz gibi. İnsanların bu özellikleri kademeli olarak milyonlarca yıl içerisinde gelişmiştir. Fosil kayıtları insan atalarına ait uzun ve gelişmelerle dolu bir süreç sunar. Atalarımızın birkaçının aynı anda yaşadığı bazı dönemler de olmuştur tabii. Bu türler zamanla daha kolayca dimdik durabilir hale geldiler ve sonra da daha büyük beyin boşluğu olan kafataslarına sahip oldular. Böylece düşünmek için daha çok, çiğnemek içinse daha az yere sahiptiler. Bu ataların birbirleriyle olan ilişkilerine dair bildiklerimiz maalesef eksiklerle dolu. Ayrıca yeni fosiller bulundukça güncellemeler de yapılabiliyor. Bu atalardan bazılarının bizimle direkt bağlantısı bulunuyor. Ama bazıları da bizimle ancak uzaktan kuzenler. Ve bunlar artık evrimsel ölü uçlarda yer alıyorlar. Gel gelelim 200 bin yıl öncesine kadar ilerlediğimiz zaman bu döneme dair daha net bulgulara sahibiz. O dönem Afrika'da yaşayan ve bizim gibi görünen insanların kemiklerine ulaşıldı. Tam olarak da bizim gibi değil aslında ama bayağı yakın diyebiliriz. Onlar da ateş yakabiliyorlardı. Taştan mızrak ucu, bıçak, kazıyıcı gibi aletler yapabiliyorlardı. Fiziksel olarak güçlüydüler ve hayatta kalabilmek için sahip oldukları teknolojik aletlerden çok kaslarına ihtiyaçları oluyordu. Fosillere ilaveten, genetik de tarih öncesi akrabalarımızı araştırırken bize yardım ediyor. Bugün yaşayan herkes sahip olduğu DNA'ları Afrika'daki bu küçük insan grubundan devraldı. Zaman geçtikçe onlar da bizim gibi görünmeye başladı. Ve sonuç olarak 100 bin yıl öncesine gelindiğinde o güne ait iskeletler bugünkünden hiç de farklı görünmüyor. Fakat bu ilk Homo sapiensler gezegeni uzaktan akraba oldukları iki kuzenleriyle paylaşıyorlardı. O dönemden önce yaşanan büyük göçlerin sonucunda Homo erectus 2 milyon yıldır Asya kıtası boyunca yaşam sürüyordu. Homo erectus'un da büyük bir beyni vardı. Bazıları el aletleri yapabiliyorlardı. Kimisi de ateş yakabiliyordu. Hatta aralarında giysi giyenler bile vardı. Aynı zamanlarda Neandertaller de Avrupa'da, Batı ve Orta Asya'da yaşıyorlardı. Onların beyinleri daha da büyüktü. Onlar da Afrika'da bulunanlara benzer mızraklar ve taş aletler yapıyordu. Ve inanıyoruz ki kendi aralarında güçlü bir iletişimleri vardı. Hasta olanlara bakıyorlar, ölenleri de gömüyorlardı. İlk Homo sapienslerden kültürel olarak çok da farklı sayılmaz. Görünen o ki kompleks anatomik yapımız insanların kompleks kültürlerinden çok daha önce gelişmişti. Ama aslında her şey değişmek üzereydi. Bugün tüm iklim şartlarında dünyanın her yerinde yaşayabiliyoruz. Hayatta kalabilmek için kültürümüze bağlı olmamız bizi eşsiz kılan özelliklerden biri. Oradan buraya nasıl geldik? Bu soru insanlık tarihimizin sonraki bölümlerini de oluşturacak. Tabii ki bu son değil. Hoşça kalın.